Tekrar merhaba. Bu videoda bugüne kadar olasılık kombinasyon ve koşullu olasılık konusunda öğrendiğimiz her şeyi içeren bir örnek çözmek istiyorum. Şimdi diyelim ki elimizde şöyle bir torba olsun ve torbanın içinde de 5 hilesiz ve 10 tane de hileli para olsun. Hilesiz parada yazı ya da tura gelme ihtimali %50'ye %50 iken hileli paralarda tura gelme olasılığının %80, yazı gelme olasılığının da %20 olduğunu düşünelim. Ya yazı ya da tura gelecek sonuçta öyle değil mi? Şimdi de bu torbanın içine elimi daldırıp gözlerimi de kapayıp bir para seçtiğimi ve bu parayla yazı tura atmaya karar verdiğimi düşünelim. Parayı 6 kere atıyorum ve 6 atışın 4'ünde tura geliyor. Evet, sonuç bu. Buna bağlı olarak altı atışın dördünün tura gelmesi koşuluyla seçtiğim paranın hilesiz olmasının olasılığını hesaplamak istiyorum. Çözüme geçmeden bize yardımcı olacağını düşündüm. Bayes teoremini kısaca tekrar edelim. Ekranın şu kısmını kullanalım. Evet, Bayes teoremine göre... A ve B'nin gerçekleşme olasılığı aralarında gördüğünüz işaret kesişim işareti ve hem A'nın hem de B'nin gerçekleştiği anlamına geliyor. Bu B'nin gerçekleşmesi koşuluyla A'nın gerçekleşmesinin olasılığı çarpı B'nin olasılığı ve A'nın gerçekleşmesi koşuluyla B'nin gerçekleşmesinin olasılığı çarpı A'nın olasılığına eşittir. Bunun neden böyle olduğunun mantığını anladığınız düşünüyorum. Eğer anlamadıysanız koşullu olasılık videolarını yeniden izlemenizi öneririm. Şimdi eğer bu denklemi yeniden düzenlersek iki tarafı da b'nin olasılığına bölelim. a'nın b koşullu olasılığı eşittir b'nin a koşullu olasılığı çarpı a'nın olasılığı bölü b'nin olasılığı diyebiliriz. Bu denklemin iki tarafını da b'nin olasılığına böldük ve bunu elde ettik. Şimdi bu sorudaki a ve b'nin olasılıkları nedir? Bizden 6 atışın 4 dönünün tura gelmesi koşuluyla hilesiz bir para seçmiş olmamızın olasılığını bulmamızı istiyorlardı. Bu durumda A hilesiz bir para seçmenin olasılığı B de 6 atışın 4'ünün tura gelme olasılığına eşit. Buna bağlı olarak 6 atıştan 4'ünün tura gelmesi koşuluyla hilesiz bir para seçmiş olmamın olasılığını bulmak için hilesiz bir para seçmiş olmam koşuluyla 6 atışın 4'ünün tura gelmesinin olasılığı çarpı hilesiz para seçmenin olasılığı bölü 6 atışın 4'ünün tura gelmesinin olasılığını hesaplamamız lazım sanırım bulması en zor olanı bu ve tabii bunları da bulacağız. Hadi başlayalım. Bana B'nin olasılığının yani 6 atıştan 4'ünün tura gelmesinin olasılığının ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bir bakalım, elimi torbaya atıyorum ve bir tane para alıyorum. 15'te 5 olasılıkla. Toplam 15 tane para vardı öyle değil mi? Evet. 15'te 5 ya da 3'te 1 olasılıkla hilesiz bir para seçerim. Hileli bir para seçmemin olasılığı ise 2 bölü 3'tür. Peki, seçtiğim paranın hilesiz olma koşulu ile 6 atıştan 4'ünün tura gelmesi olasılığı nedir? Hızlıca bundan önceki videolarda gördüklerimizin üzerinden geçelim. 6 atıştan 4'ünün tura gelmesinin belirli bir kombinasyonunun olasılığı nasıl bulunuyordu? Mesela, tura yazı tura yazı tura tura veya tura, tura 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 yazı ve yazı da olabilir. Bunlardan daha bir sürü vardır ve binom katsayılarını kullanarak yani kombinasyonlar konusunda bildiklerimizi kullanarak kaç tane farklı kombinasyon olduğunu bulacağız. Ama şimdi bu kombinasyonlardan herhangi birinin olasılığına ihtiyacımız var. Tura gelmesinin olasılığı nedir? E, %50. O halde 0,5 5 çarpı 0,5 çarpı 0,5 çarpı 0,5. Yazı gelmesinin olasılığı da 0,5 olduğuna göre 0,5 ile 2 kere daha çarpmamız lazım. Burada da tura olasılığı 1 bölü 2, yazı olasılığı 1 bölü 2, tura olasılığı 1 bölü 2, yazı olasılığı 1 bölü 2 vesaire vesaire. Kısacası bu kombinasyonlardan herhangi birinin olasılığını 1 bölü 2'yi 6 defa kendisiyle çarparak bulabiliriz. Öyleyse hemen not edelim. Kombinasyonlardan herhangi birinin olasılığı 1 bölü 2 üzeri 6'ya eşittir. Peki böyle kaç tane kombinasyon var? 6 atıştan 4'ünü tura olarak seçiyoruz. Bu 6 atışın 4'ünün tura geldiği kombinasyonların sayısı, bunu bir de kombinasyonlardan herhangi birinin olasılığı ile, yani 1 bölü 2 üzeri 6 ile çarpmamız lazım. Peki, 6'nın 4'ü neye eşitti? 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 6 eksi 4, yani 2 faktöriyel çarpı 1 bölü 2 üzeri alter Şimdi tekrar renk değiştireyim. Evet, belki daha sıkılırsınız. Eşittir. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 1 yazmamıza gerek yoktu ama ben her şeyin tam olmasını istiyorum. Bölü 4 faktöriyel yani 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 ve çarpı 2 faktöriyel yani 2 çarpı 1. Bununla bu birbirini götürecek. Birleri görmezden gelebiliriz zaten. Payı ve paydayı 2'ye bölelim. Burası 3 eder ve sonuç evet 15 olarak bulunur. Daha doğrusu 15 çarpı 1 bölü 2 üzeri 6. 1 bölü 2 üzeri 6 nedir? Bu da 1 bölü 64 öyle değil mi? O halde sonuç 15 bölü 64'tür. Hilesiz bir para seçmiş olmam koşulu ile 6 atışın 4'ünün tura gelme olasılığı 15 bölü 64'müş. Hemen not edelim. Olasılık 6 e, atışın 4'ünün tura gelmesi. Tabii hilesiz bir para seçmiş olmam koşulu ile. Ve şimdi A ve B'nin ne olduğuna bakarsak bu B'nin A koşullu olasılığına eşittir. B 6 atıştan 4'ünün tura gelme olasılığıydı. Hilesiz bir para koşulu ile olduğunu göre de bu B'nin A koşullu olasılığı olacak. Şimdi bir de buradaki olasılığı bulmamız lazım. 6 atıştan 4'ünün tura gelmesinin iki yolu vardır öyle değil mi? Bunlardan biri hilesiz bir paraylaydı ve bu olasılığın 15 bölü 64 olduğunu bulduk. Bir de hileli bir para seçmiş olma olasılığımız var. Peki bu olasılık neye eşit? Aslında 6 atışın 4'ünün hileli para seçmiş olmamız koşul olasılığı demeliyim bence. Peki hadi bunu hesaplayalım. 6 atışın 4'ünün tura geldiği kombinasyonlar nelerdir? Burada da aynısını yapalım. Tura, yazı, tura, yazı, tura, tura. 6 atışın 4'ü Tura oldu öyle değil mi? Evet. Ama bu defa tura gelme olasılığının 50 değil yüzde 80 olduğuna dikkat etmemiz lazım. Yazıyorum 0,8 çarpı 0,2 çarpı 0,8 çarpı 0,2 çarpı 0,8 çarpı 0,8. Çarpmada sıra önemli olmadığına göre bu işlemi 0,8 üzeri 4 çarpı 0,2 üzeri 2 olarak da yazabiliriz ve kombinasyonlardan herhangi birinin olasılığı buna eşittir buradaki çarpım işlemindeki sıra değişir ama sonuç aynıdır. Peki, bu kombinasyonlardan kaç tane vardır? 6 atıştan 4'ünün tura gelmesi. Evet, bu kaç farklı şekilde olur? Bu, az önce de gördüğümüz üzere 6'nın 4'lü kombinasyonuna eşittir ve bunun 15'e eşit olduğunu da bulmuştuk. Eşittir, 15 çarpı 0,8 üzeri 4 çarpı 0,2 üzeri 2. Bu arada bu 6 atıştan 4'ünün tura gelmesinin hileli bir para seçme koşullu olasılığına eşittir. Evet, 6 atıştan 4'ünün tura gelmesinin toplam olasılığı nedir? Artık bu soruya geldik. Bu hilesiz para seçmenin olasılığı yani 1 bölü 3 çarpı 6 atıştan 4'ünün tura gelmesinin hilesiz para seçme koşullu olasılığı yani 15 bölü 64 artı hileli para seçmenin olasılığı yani 2 bölü 3 çarpı 6 atıştan 4'ünün tura gelmesinin hileli para seçme koşullu olasılığı yani bu yazıyorum 15 çarpı 0,8 üzeri 4 çarpı 0,2 üzeri 2. Bu 6 atıştan 4'ünün tura gelmesinin olasılığıdır. Hemen hesaplayalım. 15 bölü 3, 5 eder. 2 bölü 3 çarpı 15, 10 eder. Bunun neye eşit olduğunu da hemen hesaplayalım. Bu defalık 10 dakikayı geçeceğim. Umarım bir sorun çıkmaz. Devam edelim. 0,8 çarpı 0,8 çarpı 0,8 çarpı 0,8 çarpı 0,2 çarpı 0,2 eşittir 0. 0,016 imiş. Bunu bir de 10 çarpalım. Neden derseniz 2 bölü 3 çarpı 15. 10 eder de 10'dan. Bir bakalım. Yüzde 16,384. Burası renk değiştireyim. 0,016. 384'e eşit. Buna 1 de 5 bölü 64 eklememiz lazım. Bir bakalım 5 bölü 64 yaklaşık olarak 0,07 ediyor artı 0,16384 0,241965 Bu hangi parayı seçtiğimi bilmeden 6 atıştan 4'ünün tura gelmesinin olasılığıdır. Yani bunları birleştirdiğimizde 1 bölü 3 olasılıkla hilesiz 2 bölü 3 olasılıkla da hileli olacak. Ne demiştim? %24,1965 virgülden sonra bu kadar basamak bıraktım çünkü bu işimize yarayabilir. Evet, bu B'nin olasılığıdır. Şurayı biraz temizlemem lazım ki bu bulduklarımızı Bayes Teoremi'ne yerleştirebilelim. Evet, uzun videolar kaydetmek son derece riskli çünkü bir hata yaptığınızda daha çok zaman kaybetmiş oluyorsunuz. Neyse, işime yarayacak herhangi bir şeyi silmemeye çalışıyorum. Evet, bakalım. 6 atıştan 4'ünün tura gelmesinin hilesiz para seçme koşullu olasılığının neye eşit olduğunu hesaplayabilecek miyiz? Eşittir. B's teoremine göre B'nin A koşullu olasılığı yani 6 atıştan 4'ünün hilesiz para seçme koşullu olasılığı çarpı hilesiz para seçme olasılığı bölü 6 atıştan 4'ünün tura gelmesinin olasılığı. Bunun 15 bölü 64'e eşit olduğunu bul. Yapmıştık. Hilesiz para seçmiş olmamızın olasılığı. Bu neydi? 15 paranın 5'i hilesiz olduğundan 5 bölü 15 yani 1 bölü 3. Peki ya bu yani 6 atıştan 4'ünün tura gelmesinin olasılığı? İşte burada 0,241965. Bir bakalım buradan 5 bölü 64 gelir bölü 0,241965. Hesap makinesini çıkaralım. 5 bölü 64 bölü 0 virgül 24 19 65 yaklaşık olarak yüzde 32 virgül 3'e eşit. Harika. 6 atıştan 4'ünün hilesiz para seçme koşullu olasılığının 1 bölü 3'ten biraz küçük olduğunu bulduk. Bu arada 6 atıştan 4'ünün tura gelmesinin hilesiz para seçme olasılığımızı düşürdüğünü de gördünüz değil mi? Yazı tura atmadan önce 1 bölü 3'lük bir olasılık vardı ve bu yaklaşık olarak %32,3'e eşittir. Ve eğer yazıdan çok tura gelirse evrensel olasılık bize hileli para seçme olasılığımızın bir biraz daha fazla olduğunu söylüyor. Yani o kadar da fazla değil çünkü bu hilesiz bir para ile bile elde edilebilecek bir sonuç. Bu yüzden de hilesiz para seçme olasılığı birazcık düştü. İsterseniz size bunun neden mantıklı olduğuyla ilgili görsel bir açıklamada yapabilirim. Bayes teoremine geri dönersek bu tüm olayların evreni olsun, hilesiz para seçme olasılığı yaklaşık olarak 1 bölü 3, yani bunun aşağı yukarı 1 bölü 3'ü hilesiz olacak ve burası da hileli. 6 atıştan 4'ünün hilesiz para seçme koşullu olasılığının 15 bölü 64 olduğunu bulmuştuk. Mesela burası 15 bölü 64 olabilir. Farklı bir renkle, evet ifade edeyim. Bir de altı atıştan dördünün hileli para seçme koşullu olasılığı vardı. Ne olduğunu unuttum ama burası da onu temsil etsin. Biraz daha büyük olması lazım. Evet, tamam oldu. Burası altı atıştan dördünün hileli para seçme koşullu olasılığı. Bu da altı atıştan dördünün hilesiz para seçme koşullu olasılığı. Tamam mı? Öyleyse bu alanın tamamında altı atıştan dördünün tura gelmesi olasılığına eşit olur. Bayes teoremi bize bak. Bakın, 6 atıştan 4'ü tura gelmişti değil mi? Evet yani şu anda bu evrendeyiz. 6 atıştan 4'ü tura geldi ve eğer 6 atıştan 4'ü tura geldiyse bu evrenin yaklaşık olarak 1 bölü 3'ü ya da %32,3'ü e, hilesiz para evreni ile kesişiyor. %32,3 6 atıştan 4'ünün tura gelmesinin toplam olasılığının bu kısmı umarım işin mantığını da biraz daha iyi bir şekilde açıklayabilmişimdir